İşte. Merhaba arkadaşlar, Siyah Futbol kanalımıza hoş geldiniz. Ben Anıl ve yorumcumuz Buğra ile sizlerleyiz bugün. Biliyoruz zor bir süreç atlatıyoruz. Bu süreçte canımız çok sıkıldı. Futbol konuşulmadı çok fazla ama futbol hep kanımızda biliyorsunuz. Futbol bizim için bir hayat tarzı, yaşam biçimi. Bu yüzden biz de bir geyik döndürelim dedik burada. Biraz ara vermiştik. Buğra Bey merhaba. Merhabalar Anılcığım. Nasılsınız? İyiyiz. Yani size olan, kardeşlerimize olan özlemlerimizi böyle internet ortamından, sosyal alan muhabbeti sebebiyle korumaya çalışıyoruz. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Arka fonumu beğendin mi? Arka plan. Kesinlikle o Fatih Terim'in benim bir hayalim var lafına istinaden yapılmış bir şey gibi ama. Günden güne gelişiyoruz. Bugün Evet arkadaşlar. Bugün futbol arka plan koyduk. Evet arkadaşlar, 2 aydır gelişebildiğimiz tek konu. Konuşan editörün arkasına şampiyonlar ligi logosu koymak. Cahiliz, ne yapalım? Cahiliz abi. Gelişiyoruz yavaş yavaş. Kaplumbağa. Arkadaşlar aslında cahillikten falan da değil de şey. Ağladım ya. Gerçekten çok yoğun çok ben de çok eğlendim ama çok yoğun çalışan insanız Ama arkadaşlar. senin Hala bir editör arka plan da çok bulan. Evet arkadaşlar, perde var arka planda. Hala bir editör bulamadık arkadaşlar. Gerçekten çok gariptir. Hani editör tutalım diyoruz. Editör güzel. editörler galiba yeterince paraya doymuşlar ki hiç kimse gelmiyor yani. Neyse konumuza dönelim. Evet. Ya Ağladım, vallahi ağladım. hocam, şimdi ben size bir soru soracağım. Şu anda biliyorsunuz ki dünya futbolunda çalkalanan bazı haberler var. Mesela Messi'nin İtalya Ligi'ne transfer olma gibi bir söylentisi var. Ronaldo ile beraber İtalya Ligi'ni tekrar canlandırması gerektiği gibi bir yönünde söylentiler var. Evet hocam. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani İtalya Ligi'ne transfer olma gibi bir durum olabilir mi Messi'nin? Tek bir cümle söyleyeceğim. Tek bir cümleyle özetliyorum. Hazır mısın? Evet hocam. Hazırım hocam. Messi'de o göt var mı? Göt. Oo hocam, ama Messi hayranlarını burada kırmıyor muyuz biraz? Messi'de o göt var mı? Ya şimdi şöyle bir şey, dediğim gibi Figo'nun da söylediği gibi bir sözü var biliyorsunuz, bugün sizinle paylaşmıştım. Bazıları iyi olmak için partnere ihtiyaç duyuyorlar ama Cristiano Ronaldo'nun sadece futbol topuna ihtiyacı vardı gibilerinden Ronaldo kaç tane ligde oynadı? Hangi liglerde oynadı? bir. Portekiz Portekiz Ligi, Ligi, İngiltere İngiltere Ligi, Ligi, İspanya Ligi, İspanya Ligi ve İtalya İtalya Ligi. Ligi. Messi kaç tane ligde oynadı? Messi direkt Barcelona altyapısından yetişti ve oradan sadece İspanya Ligi'nde oynadı hocam. Peki kaç tane takımda oynadı? Sadece tek takımda oynadı hocam. Tamam. Yalnız burada yanlış anlaşılmasın. Burada Messi'yi gömmüyoruz arkadaşlar. Yani Yok, o şekilde algılamayın. gömmüyoruz. Kesinlikle. Yani Estağfurullah. dünyanın en iyi Estağfurullah. iki futbolcusu varsa birisi Götü Messi. yemiyor sadece. Sadece Barcelona dışında başka bir takımda oynamaya götü yemiyor. Başka ligde oynamaya Şimdi götü normal yemiyor. şartlarda hocam Çünkü size tezat bir fikir vermem lazım normalde ama halihazırda zaten İspanya'da başarılı olmuş. Kendisine göre bir lig. Ayrılmaya götü yemez. Bu kadar basit. şimdi Zaten hocam çok iyi futbolcu olsa Arjantin'e en kötü bir yarı final oynatır Dünya Kupası'nda. kesinlikle hocam da şimdi şöyle bir şey. Benim normalde bu durumda size tezat bir cümle kurmam lazım ama ikili yayınlarda genelde böyle olur bilirsin. Ama ben şöyle söylüyorum, kesinlikle haklısın çünkü ben de böyle düşünüyorum. Yani düşünmediğim bir şeyi savunmak da istemem. Yani Messi'nin kendisini göstermesi gibi bir durum bu saatten sonra bilmiyorum artık, yaşı da geçti. Yani senin dediğin ben de diyorum ki başka bir takımda keşke bir şansını deneseydim. Yani diyorsun ki götü yemez. O şekilde de demesek iyi olur aslında hocam. Valla Messi hayranları kızarsa kızsın. Buradan siz de hak veriyorsunuzdur bana. Messi'nin o büyüğü yetse zaten çıkar. Başka takımlarda da oynar. Kalitesini gösterir. Aynı başarıyı tekrarlar. Ronaldo İtalya'ya giderek aslında Messi'ye meydan okudu biliyor musun? Kaçtı diyorlar hocam.
kaçmadı. Meydan okumaydı bu. Dedi ki ben İngiltere'de oynadım. İngiltere Ligi'ni skip attım. İspanya Ligi'ne gittim. İspanya Ligi'ni skip attım. Karşımda Messi sen varken bunu yaptım diyor. Diyor ki şimdi İtalya'ya gidiyorum. İtalya'yı kavuracağım diyor. Yakıp kavuracağım diyor. Messi'cim diyor. Götünü yiyorsa diyor. Madem diyor dünyanın gelmiş geçmiş en iyi topçusun sen diyor. Gel babacım İtalya'ya diyor Messi'ye. Aslında bu Messi'ye açık davetti. Açıkçası Messi'nin İtalya Ligi'ne gitmesi ben olsaydım giderdim açıkçası. Ben de giderdim. Böyle bir rekabetten zaten neden dersen kaçma. hocam çünkü bir rekabetten besleniyorlar. Evet. Gerçekten rekabetten besleniyorlar ve farkındaysan Messi'nin de esamesi okunmuyor. Yani ne kadar başarılı olsun. Ronaldo'nun da aslında çok fazla adı artık eskisi kadar çok anılmıyor ikisinin de. Çünkü o rekabeti bozdular, o PR'ı, o reklamı aradan kaldırdılar. Birbirlerinden faydalanıyorlardı. Onu aradan kaldırınca o zaman bu sefer ne oldu? Milletin ilgisi kaydı. Ama ben isterim son bir düello daha isterim yani. Hani Messi Messi'nin atıyorum bir Inter söylentisi var bu arada Inter. Inter söylentisi var ama ben inanmıyorum Inter'e gideceğini. Messi'nin bana göre yani bu mücadeleyi kabul etmesi gerekiyor. Ya Inter'e mi gider, Milan'a mı gider, Napoli'ye mi gider? Napoli'ye gitse çok hoş olurdu. Maradona'dan sonra, Maradona. değil Maradona gibi mi? aynen hocam. Bir büyük Arjantinli'nin Napoli'ye gelmesi çok duygusal anlara da sebep. Düşünsene hocam bir de Napoli şampiyon yapıyormuş. Evet. Çok daha hoş Yaptı. olurdu. O kalite var zaten. Yapabilir. Ama Maradona'ya karşı ben bir antipati duyduğunu düşünüyorum Messi'nin. Yani sevmediğini düşünüyorum yani. Ben hatta Maradona'nın da Messi'yi sevmediğini düşünüyorum yani. Messi sevmiyor zaten Maradona'ya. Maradona Messi sevmez. Neden sevmez? Açık. Kendisinden Kendi daha yani kim ister ki? iyi olduğu için. Kim ister yani bunu? Aa, bu arada arkadaşlar yanlış anlamayın hani şunu söyleyeceğim. Oyun olarak falan demiyorum bakın. İstatistik olarak daha iyi olduğu için söylüyorum. Bir de tabii ki Maradona'nın bir de Dünya Kupası var. O her zaman haklı çıkarıyor Maradona'yı ne yazık ki. Evet. Ama oyun olarak değil ama istatistik yani oyun olarak bakarsan ben her zaman Maradona'cıyım Messi ile karşılaştırırsan hocam. Beni daha çok cezbediyor Maradona'nın oyunu. Eski Hocam görüntüleri, videoları var zaten şimdi. ben bunu yine de bir maçını full izlemedik yani. Hep görüntüler, kesik kesik görüntüler. Aa, doğru Hani söylüyorsun hocam çok da o haksızlık imkan yok. oluyor. İmkan yok, haksızlık oluyor. Biz de Messi izlediğimiz için kaç tane maçını izledik? Yüzlerce maçına şahit olduk. Hocam o Hani zaman şöyle yapayım. onun Highlight'ları karşılaştırırsan en iyi Maradona. anlarını karşılaştırdığın zaman Maradona. kesinlikle onu diyorum. Aynen. Maradona. Aynen. Hocam son dönemde çok fazla böyle biliyorsun Messi-Ronaldo karşılaştırması yapıldı ama diğer yıldız futbolcular, efsanevi futbolculara haksızlık yapıldığını düşünmüyor musunuz mesela siz bu yapılırken? Yani size sorum şu. Zamanın şartlarına göre yapılmış bir istatistik. Şu zamanın şartlarına göre yapılmış bir istatistik. İki ayrı istatistik bölümü var yani burada. Şimdi Messi bölümünün, Messi'nin attığı 500'er golden bahsediyoruz. Ama zamanında 500'er gol atılamayacak bir futbol vardı yani. Doğru. Ne demek istediğimi anladınız mı hocam tam Anladım, olarak böyle? Hani anladım, anladım. konunun ucu aslında Ronaldo'ya dokunuyor biliyorsun. Anladım, Brezilya Ronaldo'ya dokunuyor aslında. anladım. Dünyanın görüp görebileceği en iyi futbolcu, en komplike futbolcu ama Messi ve Ronaldo'dan daha düşük istatistiğe sahip. Bu onu onlardan geriye mi düşürür dünyanın en iyi futbolcusu olmasına rağmen? Artık günümüzde daha zor gol atılıyor. Bu bir gerçek. Tabii ki Messi ve Ronaldo geçmişteki bir futbolcuların önünde oluyor. Sadece bu açıdan bile bakarsak. Ronaldo zamanında yani nasıl diyeyim sana? Ronaldo'nun bir rakibi var mıydı ya? Hocam şey diyerek konuşursanız şimdi anlaşılmayabilir. Brezilyalı Ronaldo dersen Ha, Brezilyalı ya da Ronaldo şişman diyeyim. Ronaldo der. Tamam, Brezilyalı Ronaldo diyeyim ben. Var mıydı rakibi sence? Hocam yani rakip olmaya çalışan çok da Süperstar. olamıyorlardı. Süperstar. Olamıyorlardı hocam çünkü Süperstar kıvamında Lazio'nun var mıydı? tabi mesela bak Lazio'nun Claudio Lopez'i vardı o dönem takır takır gol atan ama o da olamıyordu. Batistuta vardı, o da olamıyordu. Yani karşısında kimse çıkamıyordu. Hocam aslında yok değildi yani. Vardı rakipleri. Ama
karşısında duramıyorlardı yani. Öyle bir adamdı yani. Çok felaket bir adamdı yani. Ya bana sorarsan Messi ile Ronaldo, Ronaldo Brezilyalı Ronaldo döneminde oynasaydı şu yetenekleriyle biz Brezilya Ronaldo'yu konuşuyor olmazdık. Hocam bu tartışmayı açık ama şimdi şöyle Yok. düşünmek lazım bir de. Yok. Brezilyalı Ronaldo'nun peki o haliyle şu anda bir Real Madrid'de bir Barcelona'da oynadığını düşünebiliyor musun peki? Ya hocam aslında Gerçi şöyle bakmak lazım değil mi hocam? Brezilyalı Ronaldo zaten her devrin futbolcusu. Hani doğru. onu ayrı tutamayız. Şimdi ben şu tartışmalarda en çok benim moralimi bozan konu şu oluyor. Ya ben gözümle canlı bir şekilde bu adamı defalarca izledim yani. Brezilya Ronaldo dediğimiz adam futbolun efendisidir yani Doğru. benim gözümde. Doğru. İmkansız goller atan müthiş yani bunu kelimelere dökemem. Gerçekten kelimelere dökemem ve ne anlatırsam anlatayım arkadaşlar. Şurada size 45 dakika ben Ronaldo'yu anlatsam Brezilya Ronaldo'yu gerçekten tatmin olmam yani. Mutlu olmam, eksik kaldığını düşünürüm. O yüzden öyle bir adamdı yani. Anılcım, senin bir gün var mısın? Senin sesinden bizi Ronaldo'yu anlatır mısın? Kanalımız Tabii için. hocam buradan Çok güzel olur. arkadaşlarımıza o zaman söz vereyim, size de söz vereyim. Size dünyanın gelmiş geçmiş en iyi forveti ve en iyi futbolcusu olan bana göre Brezilyalı şişman Ronaldo'nun size çok güzel bir hikayesini anlatacağım. Yaptığı şeyleri, başarılarını anlatacağım. Yani Bu gerçekten benim için kolay olmayacak çünkü gerçekten uzun bir biyografi olabilir. Çünkü adamın başarıları yani bir kağıda sığacak kadar bir değil yani böyle birkaç sayfamı alacaktır. çok çok güzel olur hanım. Senin sesinden dinlemek. Sesin Çok çok teşekkürler özel hocam, YouTube çok için teşekkürler. söyleyeyim. YouTube'da çok Teşekkürler güzel bir hakikaten. sesin var. Arkadaşlarım. Bu eksikliğini giderirsin umarım. Teşekkürler YouTube'un hocam, senin gibi bakalım. kaliteli bir sese ihtiyacı var, onu da söyleyeyim. Teşekkürler hocam. Şimdi yavaş yavaş zaten şey yapacağız biliyorsunuz. Atağa geçmeye başlayacağız. Biz de artık boş durmak istemiyoruz. Değişik yani zaten futbol oynanmadığı için artık bizi değişik formatlara yönlendiriyor YouTube biliyorsun. Biz de futbolun değişik formatlarını ele alacağız artık. Doğrudur hocam. Bu arada Mesela istatistik kapıştırma değil mi hocam? Güzel olmaz mı? İstatistik kapıştırma. Yani iki Volkan. futbolu bırakmış futbolcu. Mesela diyelim ki Evet. Nistelrooy'la Henry'nin istatistiklerini kapıştıracağız. Hoş Ya olabilir. şimdi Nistelrooy istatistikte her yeri ezer ama. Ama O hocam onu öyle öyle. hocam nereden biliyorsun? Şu an bakmadık bak. Hani Ben emin değiliz bak biz olmadı. eminim. Bakmaya gerek yok. İstatistiğiyle ezer ama oyunuyla Henry derim mesela. İşte bu yüzden de zaten Brezilya Ronaldo en iyi diyoruz ya. Volkan şaşırırdı. Hani şimdi aa istatistikçi Buğra. Sen nasıl olur da Henry dersin falan derdi Nistelrooy karşısında. Ama Volkan'ın bir deyimi var. Söylüyordu. İstatistik çok önemlidir. Bir kanat, bir forvet için. Hatta bununla alakalı uzun uzun tartışmıştık hatırlarsan. Ama Henry gibi oyuncuların istatistiğe ihtiyacı yok. Hocam eğer istersen yani bu konuyu şurada da ele alabiliriz. Yani çok da bence tartışılmayacak bir konu değil. Şimdi ben şöyle bir şey savunuyorum açıkçası. Karşı tarafın ne savunduğu değil. Benim sadece fikirlerimi beyan etmem için bir giriş yapmak istiyorum. Arkadaşlar istatistik yapan bir futbolcu. Atıyorum mesela Galatasaray'da Onyekuru'yu alırsak. Bu adam zaten 20 gol atıyorum. 5 asist 6 asist yapıyorsa sezon boyunca. Bu adam zaten istatistik yapan bir adamdır ve zaten katkısı vardır bu adamın. Ben bu adamı kesinlikle yedeğe çekmek veya yani böyle bir şeyi düşünmem açıkçası. Yani o yüzden kanat oyuncusu tabii ki istatistik yapacak. Kanat oyuncusunun sezon boyunca yani 10 asistin üzerinde bir kere asist yapması gerekiyor iyi bir kanat oyuncusunun. Ve Ya aynı zamanda da yaklaşık bir 6-7 tane gol atması gerekiyor ki katkıda bulunsun yani. doğru. Benim düşüncem bu. Şimdi Galatasaraylıyım ben açıkçası arkadaşlar. Sizden bunu hiç saklamadım. Bizim bugüne kadar kanat oyuncularımızdan yana biz hep şanslıydık. Bruno olsun, Geri Rodriguez olsun, Keita olsun, onun yanı sıra Onyekuru olsun, Hasan Şaş olsun. Yani biz Feghouli. hep şanslıydık. Feghouli hep şanslıydık. Yani hep iş yapan adamlar geldi bize. Ondandır ki çok rahatlıkla söyleyebiliyorum ki kanat oyuncusunun görevi çizgiye inip orta açıp arkadaşlarına gol attırmaktır. O ceza sahasına çalımlarla girip boş alan yaratmaktır. Kanat oyuncusunun görevi
Topu sağa çekip şut atıp gol atmak değildir yani. Doğru. Katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Mesela Ryan Babel örneğini verelim. Adamın suçu değil sonuçta. Adam forvetten devşirme bir kanat oyuncusudur. Forvettir Ryan Babel yani. Liverpool'da da forvetti. Ve Ryan Ajax'ta. Babel'in Beşiktaş'taki performansı. Ajax'ta da aynen. Ve adamın Beşiktaş performansı kesinlikle harika bir performansı. Onu zaten asla yaslayamayız ama bu adama bir kanat oyuncu görevi verilemez. Tam anlamıyla. Çünkü... Bencil. Evet bencil çünkü. Yani bomboş pozisyonda bile şutu düşünüyor. Ondan doğru. Ötürü de arkadaşlar mesela benim için kanat oyuncusu daha çok Onyekuru'dur. Buruma'dır. Ha, bu tarz oyunculardır. Doğru hocam. Ha Babel şunu söyleyeceğim. Babel eğer ki Beşiktaş'taki o harika performansını sergileseydi benim bencilliğinden yana bir şikayet olmazdı. Ama Galatasaray'a geldiğinde gördük arkadaşlar yani aldığı 3 topun ikisini kendi vurup birisini pas veriyordu. Ya bundan da herkes rahatsızlık duydu belli bir noktadan sonra. Yoksa kim istemez ki takımını Ryan Babel gibi bir süper yani süperstar demeyeyim şimdi abartı olacak da Ryan Babel gibi Türkiye ligine göre bir yıldızdır. Doğru. Bu yıldızı kimse kim istemez ki Fatih Hoca çıldırdı mı yani hocamız yani gönderecek böyle bir insanı. Katılıyorum sana. Bu arada... Şuna bakma hocam seni de bayağı bir unuttum ben. Konuştum durdum yaralı dertli gibi. Yok. Çok güzel, çok güzel bir şey söyledin. Türkiye Ligi'ne göre yıldızlık da gerçekten seni tebrik ediyorum. Tabii hocam Ajax'a gönderildi, doğup büyüdüğü memlekete gönderildi. Daha 3 ay durmadan geri gönderdiler adamlar. Yine başımıza bela oldu Babel. Doğru diyorsun. Yabancı kontenjanı artı birlikte şu anda. Doğru, doğru katılıyorum. Siz olsanız sıkıntı. Bizim de hayalimiz şuydu açıkçası hocam. Sadede gelirsek bu Babel mevzusuyla ilgili. Hani sezon sonuna kadar Ajax'a oynar, beğenirler. Bir artı bir sözleşme göndeririz. Ücretsiz falan bir şeyler. Fena girdi hocam. Planlar atış oldu. Cagney'e bak hocam. Sabah akşam yayın açıyor. Sabahın dördüne bir... Gerçi Afrika'da şu an galiba ya. Bize göre farklı olabilir. Abi bir uyanıyorum. Yatıyorum Babel diyorum. Cagney yayın açmış saat gece 12'de. Onlara göre belki Afrika'da çok farklıdır. Sabah kalkıyorum abi. Cagney yine yayında. Cagney 5 istiyor. Saat yayın. Cagne Instagram'ı kullanmayı öğrenmiş mi tam olarak? Hocam ne öğrenmesi gözünü seveyim ya. Ya param mı yok abi hala bu kulaklıktan kullanıyorsun. AirPods al ya. Arkadaşlar yemin ediyorum hani. Hocam bu adam bütün Senegal'e Galatasaray forması dağıttı. Arkasına Cagne yazan. Bir AirPods mu alamayacak? Doğru. Belki rahatsız ediyordur kulağını. Şimdi hocam, Senegal'de meşhur bir futbolcu. Ona bir şey demiyoruz. Lakin şöyle bir şey var. Hani sırf bence sokakta herkes Cagne forması giysin istediği için Cagne formasını almış da olabilir bu oralarda. Nereye gitse herkese Cagne var. Olabilir. Mantıklı bir bakış açısı. Hocam bir sorun daha var. Yahu geldi Türkiye'de 30 gol attı. Tamam mı? Onun dışında böyle elle tutulur bir başarısı yok. Milli takımda bir başarısı yok. Milli takımda bir gol attığı yok. Sen hocam Galatasaray'ı kitlediler mi? Ama anlamadığım şekilde Senegal'de Sadio Mane'den daha üstün bu adam. Yemin ediyorum öyle hocam. Nasıl? Mane'den daha mı üstün? Balon... Hocam Senegal'liler daha çok seviyorlar bunu. Bak ben takip ettim yemin ederim. Videoları falan var hocam. Erger dedi yollarda falan sokaklara resimlerini çizmişlerdi. Grafiti falan yapmışlar Cagney'in. Millet bayılıyor hastası bunu. Senegal'lerin futbola bakış açısını gerçekten merak ediyorum yani. Nasıl futbola bakış açısı var. Demek ki... Ne yapmış? Ben anlamadım. Bir canlı yayın açıyor hocam. 5000-6000 kişi giriyor bu canlı yayına. O ciddi. Ama neden ki? Demek... Ama neden ki? Sempatik adam demek ki. Sempatiklikten konuşuyor. Hocam sürekli Afrikaca, Zuluca konuşuyor. Hiç İngilizce, Türkçe konuştuğu da yok. Kimse bir şey anlamıyor. İngilizce öğrenmemiş mi duracaklar? Var da arada sırada. Hocam şimdi şöyle bir şey bak. Ya bu Cagne kötü futbolcu değil. Ama anlam veremediğim bir şekilde adamın futbolla alakası yok hocam ya. Ya bana gülüyorlar diye hiç mi düşünmüyorsun abi sen çok ben istiyordum bak Galatasaray'da çok başarılı olsun. Ben hala şu anda bile bak oynasın isterim yani.
Ama insanlar bana güler. Böyle bir istekte bulunduğum için. Galatasaray'a kitlediler mi Cagney'i? Hocam ağır kitlediler ya, dur bir sigara git. Hocam 13 milyon... Hocam ne oldu biliyor musun? Bak ben sana şöyle anlatayım. Ey arkadaşlar! Burubayı 13 milyon euro'ya gönderdik ya. O 13 milyon euro'yı Cagney'e gömdük ama da. Bedava abi 3 milyon euro verseler, 3 milyon euro verseler kabul edeceğiz ya. Ya sen ulan, 30 gol nasıl attın sen ya? Sana 30 lan 1-2 değil kanka, 15'te değil bak, 30 tane gol ya, atmış. Sercan Yıldırım gibi bir adam Türkiye Ligi'ne milli takıma yükseldi ya. Bazen futbolcuların bir dönemi oluyor. O dönemde yani yapabildiğini yapıyor yani. Tarık Çamdal. Ya hocam yapabildiğini yapıyor diyorsa 30 gol. Tarık Çamdal evet çok iyi oynuyordu. Ligin en yetenekli kadar evet. Galatasaray'a geldi. Biz değil Tarık Çamdal'ı. Başka bir adam almışız yani. İzleyemedik ki. İzleyemedik. İzleyemedik. Hocam Gomis var. Gomis gibi 30 gol atmış. 29 pardon. Cagney 30 gol atıyor. Gomis'in de üstüne çıkıyor. Ve nasıl atıyorsun 30 gol? Gomis'in gollerini hatırla hocam. Kalçadan şutu çekerdi. Kale direkleri oynardı. Fileler falan zerzele gibi üstüne sallanırdı. Onun ama 29 gol. Sevinişi vardı böyle. Çok iyi. Hocam evet şöyle falan. Cagney 30 gol hocam. Beğenmedikleri Cagney. Beğenmediğimiz Cagney. Ya Instagramcı Cagney. Yayıncı Cagney 30 gol. İnstacı Cagney. Ya aslında Galatasaray'a geldiğinde de az gol atmadı yani. Penaltı menaltı attı 8 yani. Gol. 8 gol. 8 gol mü attı? Kaç maçta? 10 herhalde. E tamam abi daha ne yapsın adam? 16 gol mü atsın? 10 muydu? 10 maçtan fazla mı oynadı o bizde ya? Hatırlamıyorum ki hocam. Ne yaptığını da bilmiyorum ki zaten. Neyse yani aslında Cagney'in şansı... Hocam görüyor musun bak Brezilyalı Ronaldo'dan Cagney'e geldik hocam. Vallahi evet. Ligimizin şartları işte. Ferrari'den Tosba'ya döndük. Ah hocam ah. Hocam peki şöyle bir şey söyleyeceğim. Haaland hakkında ne düşünüyorsunuz bu arada? Onu da konuşmadan geçmeyelim diyorum ben bu güzel yayında. Madem Brezilya'nın Ronaldo'dan girdik, futbolun en iyi forvet oyuncularından bahsediyoruz güzel güzel. Peki gelişmekte olan forvet oyuncular hakkında ne düşünüyorsunuz? En başta Haaland. Bakın ligimizde de gelişime göstermeye müsait bir forvet oyuncusu var. Haaland'ın milli takımdan takım arkadaşı. Hani ilerleyen dönemlerde kendisini gerçekten geliştirirse ben yüksek yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Sörloth gibi. Bugün bir duyum aldığım Vedat Muriç'e 25 milyon euroluk bir teklif varmış. Manchester United istiyormuş, Tottenham istiyormuş, Vedat Muriç'i. Bu konular hakkında ne düşünüyorsun hocam? Şöyle bize bir forvet paketi yapar mısınız yani? Açıkçası Haaland gerçekten günümüzde bir futbolcunun bir forvet oyuncusunun nasıl oynaması gerektiğini ders niteliğinde gösteriyor. Bu gerçek. Yani gol evet, dokunuşu, hocam. Gol dokunuşu, topa tepkisi mükemmel yani. Jardelimsi. Bu topa tepkisinden bahsediyorum bak. Hani ceza sahasında. Değil. Ha, tabii. Sörloth bana göre Haaland'dan daha komplike bir oyuncu. Ya biraz dışarı mısın hocam? Bu yanlış anlaşılabilir. Şaşırabilirsin. Sörloth hava toplarında ve topu dağıtımında Haaland'dan daha etkili. Bunda hemfikir miyiz? Ha yani Haaland daha çok dikine oynarken Sörloth biraz daha kafasını kaldırıp sağına soluna bakarak. Evet, 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 evet. Ve Sörloth'un bitiriciliğinden ziyade Haaland'ın bitiriciliği daha iyi Sörloth'tan. Bu gerçek. Ama Sörloth'un da alan hakimiyeti çok iyi. Ya yani ikisi yani Haaland'la Sörloth iki farklı forvet tipi bana göre. Bana sorarsan. Kesinlikle Sörloth, hocam. Sörloth'un alan hakimiyeti daha fazla ve top dağıtımı daha iyi Haaland'dan. Ama şu şundan daha doğru iyi hocam. Diyemiyorum. Haaland'da olsa bu insan, bu adam Sörloth'tan daha iyi diyemiyorum.
Ya diyecek olsun Yani beni taşlayacaklar ama Sherlock daha iyi derim. hocam Ama ama aslında bunu bak Türkiye Ligi'ne göre konuşuyorum maalesef. Şimdi Haaland Şampiyonlar Ligi'nde de gol krallığını oynadı. Doğru muyum? Yani biz Sherlock doğru. Şampiyonlar Ligi'nde o kadar gol atmadık. Bilmiyoruz. Yani zor rakiplere karşı ne yapıp Almanya'ya gitti Haaland. Yine aynı goller atmaya devam etti. Ama Sherlock en iyi çıkışını Türkiye Ligi'nde yakaladı. O yüzden kesin ve net konuşamıyorum bu konuda. Gözlemlerim Türkiye Ligi'ne göre. Anladım anladım hocam. Yani diyorsun ki biraz zamana ihtiyacı var Haaland'ın net konuşabilmemiz için gibisinden bir şey mi söylemeye çalışıyorsun? Kesinlikle evet. Ya ben Aslında ben de Sherlock'un hocam daha büyük bir takıma gitmesini bekliyorum. Ondan sonra ak göt kara göt belli olur. hocam kısaca şöyle yorumumu yapayım. Ben Haaland'ın artık kendini ispat ettiğini düşünüyorum mesela. Sherlock daha iyidir diyemem ama şöyle bir şey, Sorloth da çok iyidir. Zaten ikide bir zaten Haaland övüp duruyor. Ya ben İlerleyen dönemde şu... Eyvallah. İlerleyen dönemde şöyle bir Evet. şey... Efendim? Yok yok. Ne? Tehlikeyi söyledim. Tehlikeyi söyledim. Haaland'ın ilerleyen dönemlerde belki büyük bir takıma, daha büyük bir takıma gittiği zaman yanında isteyebileceği bir forvet ikilisi oluşturmak için isteyebileceği bir oyuncu olabilir diyorum ben de Sorloth için. Çünkü Haaland'ın da aslında boyu uzun ama pivot santrfor özelliklerini taşımıyor. Mesela tamamını tam anlamıyla taşımıyor. Daha çok dikine gitmeyi seven, topla hızlı müdahale etmeyi seven ve kısa yönelik futbol oynamayı seviyor. Mesela bunun örneklerini verebiliriz. Zlatan İbrahimovic bir pivot santrfor değildi. Özellikleri vardı ama asla onun yani pivot santrfor gibi oynamazdı. Mesela atıyorum Van Nistelrooy, atıyorum Thierry Henry, bunlar uzun boylu futbolculardı. Ama mesela Trezeguet daha çok pivot santrfor olmayı tercih etmiş bir santrfordu. Bu yüzden Bravo. arkadaşlar Haaland yanına gerçekten çok daha rahat edebileceği bir oyuncu olarak milli takımdan da arkadaş olan aynı dili konuştuğu Sörloth'u çekerse gittiği takımda gerçekten çok daha başarılı olur. Hocam size şu soruyu soracağım hemen akabinde. Vedat Muriç 25 milyon euro. Ne diyorsunuz bu konuda? Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Hep bize kitleyecek halleri yok. Biraz da biz kitleyelim derim yani. 25 milyon euro yiyecek bir futbolcu değil. Kaç eder hocam? 12-13 milyon euro falan civarı. Hocam Cagney'den fazla eder herhalde. Bir 15 diyelim bence temize. Yok. Bir Galatasaray yok dünyada. Ha, bir enayi diyorsun. Anladım. Estağfurullah. Hocam yaramızı deşme. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu arada hocam Falcao hakkında şöyle bir duyum aldım. Forvetlerden konuşalım bugün ya. Güzel oluyor. Evet. Katar'dan teklif gelmiş Falcao'ya. Hemen yollayalım. Falcao. Hemen. Kesinlikle gitmek istemiyorum. Ben burada çok mutluyum. Kendimi bulmaya başladım. Daha da iyi olacağım gibilerinden bir yorumda bulunmuş. Sakatlanmazsa. Vallahi artık sakatlanacağını sanmıyorum hocam. Çünkü canavar gibi. İnşallah hocam. En son böyle konuştunuz da bayağı uzun süre oynadı yani. Haklı, sağ ol, haklı. Ben söylemiştim evet arkadaşlar. Ne söylediysen Falcao hakkında terse çıktı. Buğra Sen gerçekten haklıydı. sakatladın Allah'tan o dedi. dönemde bir challenge videosu çekmedik. Allah'tan çekmedik evet. Ama senin dediğin performans sergiledi. Bunu da söyleyeyim. Peki hocam son bir sorum daha var yayın için. İlerleyen dönemlerde zaten arkadaşlar bu yayınlar devam edecek. Biz keyif almaya tekrar başladık. Şöyle bir şey soracağım. Acaba bu arada sonra Burak Yılmaz efsanesi tekrar efsane bir şekilde dönüş yapar mı? Yoksa Burak artık ivmesini istatistiklerini aşağı doğru düşürmeye başladı. İsterse 2 sene enerji depolasın. Yine de artık çok fazla böyle yükseğe çıkamaz mı diyorsun hocam? Vallahi hocam Burak Yılmaz her zaman iyi oynayacak bir futbolcu. Ben Burak Yılmaz'dan hiçbir zaman umudumu kesmem. Dönebilir. Yani ivmeyi yukarıya doğru taşıyabilir mi hızla diyorsun? Taşıyabilir. Rahatlıkla taşır. Bu Rahatlıkla. ara biraz rahatlatacak sanki kendisini. Bana öyle gibi geliyor. Vallahi bilmiyorum artık. Bu ara ya yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Bütün Türk
halkına ve tüm dünyadaki toplum için konuşuyorum. Herkese geçmiş olsun. Allah büyüklerimizi, küçüklerimizi korusun. Evde kalalım arkadaşlar. Evde kalın arkadaşlar. Mümkün olduğunca dışarıya çıkmayalım. Sosyal mesafeye uyalım. Tokalaşmayalım. Tokalaşmayalım. Tabii, aynen. Ve tamam, koronayla gırgır geçelim, gülelim ama çok ciddiye alalım bu hastalığı aynı zamanda. Yani şakalarımızı eylemlere dökmeyelim. Benim bildiğim Şakalarımız başımıza gelmesin. tabii yani eyleme dökmeyelim. Yani video çekeceğim, komiklik olsun YouTube'da, aa bak neler yapıyorum, hani eşek şakaları olur, bir şey olur, hani sosyal mesafeyi hiçe sayan şeyler yaparlar şaka mahiyetinde koronayla dalga geçmek için. Bunlardan uzak duralım Prim arkadaşlar. vermeyin arkadaşlar. Prim Denizde vermeyin arkadaşlar. şaka olmaz, koronayla da şaka olmaz. Öyle, hastalıkla Güzel, şaka olmaz. Aynen hocam. güzel söz değil mi? Evet arkadaşlar. Şimdi buyurun hocam. Pardon. Şu korona zamanında toplum olarak el birliği verip bu hastalığın üstünden geleceğiz. Üstünden geçeceğiz. Ben buna inanıyorum. Başaracağız. Buradan hocam sağlık kuruluşlarına, market çalışanlarına, eczacılara ve polislere ve bunun gibi emek sarf eden herkese bir alkış gönderelim. Buradan biz de onlara desteğimizi iletelim hocam. Binlerce kez, Bir binlerce kez. market sektörü çalışanı olarak ben de uyarım şu arkadaşlar. Lütfen bir tane top kek almak için marketlere gelmeyin. Biz Oluyor sizin mu? top kek alın diye durmuyoruz. Oluyor Gerçekten hocam. top. Yani gerçekten size üzüldüğüm kadar hiç kimseye üzülmüyorum. Ben orada yüz siperliği, ağzını maskem, elimde eldivenlerim ve inanılmaz iyi bir dezenfektanla aldığım vitaminlerle ayakta kalmaya çalışan, ayakta kalan bir insanım. Biz zaten korunuyoruz bir şekilde elimizden geldikleri. Ama alacaksanız şu sigaranızı alabiliyorsunuz toptan alın. Yiyeceğiniz içiniz toptan alın. 5-6 günde bir zorunlu olmak kaidesiyle çıkın evinizden. Yani bir tane sigara almak için evinizden aşağıya inmeyin. Bir tane şeker almak için, çikolata almak için evinizden aşağı inmeyin. Çocuklara yasak var. Çocuklarınızı marketlere göndermeyin artık. Gelip de ağzınıza maskeniz yoksa daha maske dağıtım başlamadı. Çalışan insanları darlamayın bize maske verin diye. Çünkü zaten bunların olacağı belliydi. 15-20 gün önceden alıp kenara koysaydınız keşke. Yani bunlar da birazcık duyarlı olalım. Olamıyorsanız da yani en kötü ihtimalle zaten bu işler çözülür bir şekilde. Hani benim sadece ricam şu. Biraz daha herkes birbirine karşı duyarlı ve anlayışlı davransın. Dışarıya çıkmayın, evde kalın, sokakta iş yok. Yıllarca insanlar ev, ya oh ya iş olmasa da evimde yatsam 10-15 gün diyordu. Tamam işte hani bir fırsata çevirin, dinlenin çocuğunuzla bir vakit geçirin yani. Bakın biz video çekiyoruz. Buğra arkadaşım ne yazık ki evden çıkamıyor. Onun çünkü çalıştığı sektör şu anda kapandı sağlık sebebiyle. Ben çıkabiliyorum sadece. Yani ben aslında olumsuz bir durumun içerisinde birazcık olumlu bir durumdayım. Ama kendisi mesela evden çıkamıyor, onun psikolojisi de ayrı. Yani bu biz videoları çekmekten çok keyif alıyoruz. Önümüzdeki videolardan bir iki tane şey vererek konuyu kapatayım hemen. Arkadaşlar her şey güzel olacak, onu söyleyeyim. Onda sıkıntı yok. Sabırla sağlığımıza herkes eski gibi kavuşacak. Şimdi önümüzdeki videomuz şu olacak arkadaşlar. Total Futbol. Günümüz futbol takımlarının Katar büyüklerini arkalarına alıp zenginleşip acaba küçük kulüpleri eziyorlar mı? Ezmiyorlar mı? Küçük kulüplere şans tanımıyor mu bu bir? İkincisi futbolda bir devrime mi gidilmeli? Acaba diyorum bir sır vermeyelim değil mi hocam? Anlatmayalım içeriğini. Çok bomba bir yayın olacak çünkü o. Futbolda bir devrime mi gidilmeli gibi bir plan, düşüncemiz, konuşmamız olacak. Yine size eski futbolculardan, yeni futbolculardan versus yani karşılaştırmalar yapıp kapıştırmalar yapacağız yine. Bizi her zaman takipte kalın arkadaşlar. Desteğinizi hissetmek istiyoruz. Beğenip, abone olup, like atıp neydi o bir tane daha var onu hep unutuyorum hocam. Zil işareti. Beğen, like at,
Yorum at. Yala gibi. Ne diyeyim ya? Yala gibi ya. O arkadaşlar. unuttum hocam, o kadar uzağa çıkarttık ben... onu düşün yani. Yeni taze YouTuber'lar olarak arkadaşlar. Bizim ağzını görün. Orada böyle hani bir tane çan işareti var ya, böyle bir zil işareti. Ona tıkladığınız zaman zaten bizi evet her şeyden haberdar oluyorsunuz. Öyle mi dedik? Okey. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Siyah futbolla kalın. Saygılar, sevgiler. Buradan Yılmaz Vural'a selamlar. Rasim Ozan Kütahyalı'ya selamlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bura Soykan Yılısını da gösterdin orada yalnız ha. Evet gösterdim yanlışlıkla. Şu an programı da kapatamadım. Kapatıyorum şimdi. Görüşürüz arkadaşlar. Murat Soykan'ın o bilinçli değildi.